attım tabii. Sonra askerliği yaptık. Bir de neyse. Bak üniversite mesela en son sanki şey gibi geliyor. O herkesin kendi altın çağı gibi geliyor. Ben de mesela öyle hissediyorum. Üniversite bizim son galiba altın çağı biz yaşadık. O festivaller, işte eğlenceler, okula gizli bira sokmalar, marifete bak amına övündüğümüz şey. Ama bunları yapabiliyorduk ya valla. Güzel. O gün Sanlısoy konseri. Of bak bunu anlatmam lazım. O gün Sanlısoy geldi. Hala adını Şanlısoy mu Sanlısoy mu bilmiyorum ama bak bir şey söyleyeyim mi? Tabii artık bilmiyorum kaç yaşında ne durumda ama ben hani 13 yıl önce gittim okula geldiğinde abi böyle bir performans yok ya da biz çok içtik. En son şöyleydi işte konserin sponsorları var birkaç bir tane de cips markası sponsor tam yanımızda artık içip söylemekten benim de saçlar uzun burada ha. Şş, rakçıyız. Sallıyoruz böyle sırılsıklamız terden milletin anasını belledik yani. En son konserin aldığı şekil şuydu bak. Biz tam o cips standının yanındayız böyle. Cipsleri bize veriyorlar. Biz kırıyoruz. Taso arar gibi. Açıp döküyoruz millete böyle. Millet birbirinin saçından cips yiyor. Tam bir kıyamet alameti gibi bir Yecüc Mecüc'tük amına koyayım o gün. O gün var ya uf efsaneydi. Şimdi nerede? Nerede şimdi bu üniversiteler? Ah be. Ah şimdi. Şimdi vallahi yazık. Şimdi ben bazen mesela DJ'lik falan da yapıyorum böyle. Bazı üniversite toplulukları abi bize de çalar mısın falan diyorlar. Tabii diyorum. Gidiyorum. Ben mesela 11'de başlayacağım. Adamlar 9'da gelmiş kafaları güzel ya. Dışarıda içmişsin falan diyorlar. Tabii diyorum. Gidiyorum. Ben mesela 11'de başlayacağım. Adamlar 9'da gelmiş kafaları güzel ya. Dışarıda içmişler yazık. Maddi imkansızlıktan. Böyle döküp döküp herkes böyle yalanıp yutmuş. Bir geliyorlar ve 9'da kusuyor. Daha 9. 9'da kimse kusmamıştır. Ya neler neler.